Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali Sanoturak bir mesaj yayınlayarak tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Oturak, geleceğimizin en büyük teminatının gençler olduğunu belirterek, imanlı, inançlı ve donanımlı bir gençliğin yetişmesi konusunda en büyük görev ve sorumluluğun öğretmenlerde olduğunu vurguladı. Böylesine ulvi bir sorumluluğu üstlenmiş olmalarına karşın, öğretmenlerin bu sorumluluğa uygun maddi imkanlardan yoksun olduğunu kaydeden Oturak, yapılan araştırmaların öğretmenlerin içinde bulunduğu dramatik tabloyu gözler önüne serdiğini belirtti. Eğitim Birsen'in yaptırdığı bir araştırmaya atıp yapan Saadet lideri Oturak, bu araştırmaya göre öğretmenlerin %66.4'ünün maaşıyla geçinemediğini hatırlattı. Oturak mesajında şu değerlendirmeyi yaptı. Maalesef öğretmenlerimiz ciddi sorunlarla boğuşmaktadır. Büyük bir çoğunluğu kredi karşılığı borçlusudur. Birçoğu ailesinin geçimini sağlayabilmek için ek iş yapmak zorunda kalmaktadır. OECD ülkeleri arasında öğretmene en düşük maaş ve en az ücret veren ülke Türkiye'dir. Bunun sorumlusu da ülkeyi faiz batağına saplayan iktidarlardır. Her hafta faize 1 milyar dolar öderken öğretmene yılda %2-3 artışı çok görenlerdir. Bu imkansızlıklara rağmen öğretmenlerimizin ortaya koyduğu bu fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. Gösterdikleri bu fedakarlık nedeniyle bütün öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum dedi. Eğitim camiasının bugün karşı karşıya bulunduğu en büyük sorunlardan birinin de ataması yapılamayan öğretmen adaylarının çaresizliği olduğunu vurgulayan Oturak, öğrencilerimize hem de atanamayan öğretmenlerimize yıllardır yaşatılan bu mağduriyet derhal giderilmelidir. Çünkü eğitim bir ülkenin en önemli ve en öncelikli meselesidir dedi. Saadet Partisi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eğitim camiasının sorunlarının takipçisi olacaklarını kaydeden Ali İhsan Oturak, çünkü biz bir milletin en büyük gücünün tankı, topu, tüfeği, parası değil, imanlı ve inançlı gençleri olduğuna inanıyoruz. Yeniden büyük Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı kuracak bu altın nesil öğretmenlerimizi yetiştirecek. Bu temenni ile bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, kendilerine şükranlarımı sunuyorum dedi.